Şimdi bu konudaki ayrıntıları öğrenmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır'ı Gayret Akşam haberlerine konuk ediyoruz. Sayın Bayır, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuya parmak bastığınız anlaşılıyor. Çünkü ben kendimi bildim bileli insanların bu konut edinme rüyasını istismar eden dolandırıcılar, sahtekarlar her daim iş başındaydı. Ve bu konudaki yolsuzluğun ve dolandırıcılığın ne kadar büyük boyutlara geldiğini sizin bu girişiminizden anlıyoruz. Ne büyükte bir büyüklükte bir felaketten söz ediyoruz efendim. Evet, öncelikle şunu ifade etmeliyim. Biliyorsunuz 3 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılıyor. Şu anda da oylama devam ediyor. Toplam 23 maddelik bir kanun tasarısı. 17 maddesi şu ana kadar oylanarak geçti. 6 maddesi kaldı. Ve bu akşam bitecek. Bu kanun geçecek. Öyle gözüküyor. Finansal kiralama faktörü ve finans şirketleri kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısıydı bu. Aslında çok geç kalmış, hatta unutulmuş desem doğrudur. Çünkü bu kurumların çoğu zaten kurulmuş. Piyasada çalışan faktöring şirketleri özellikle ev ve otomobil satın alma konusunda faiz karşıtı yeşil sermaye ağırlıklı bir grup. Bir çalışma yapmışlar, getirdiler. Ama bu çalışma yapılıp gelene kadar da son dönemde, geçmiş yıllarda yani saadet zinciri oluşturarak banka zedeler, Jet Fadırlar hatırlarsınız, Çiftlik Bank Tosuncuklar tarafından gerçekten binlerce insanımızın alın teri ve emeği heba edip dolandırıldılar doğrusu. Acaba şimdi de insanın aklına yeni bir felaketle karşı karşıya mıyız diye geliyor, düşünmeden edemiyoruz. Zamanında mevcut iktidarın bu firmaların açılışlarına da, finans şirketlerinin açılışlarına da gidip boy gösterdiklerini de biliyoruz. Yani güven telkin ettiklerini de biliyoruz. Bunların hepsini düşünce tabii insan doğrusu biraz rahatsız oluyor. Şimdi bu kanun teklifinde işin doğrusu şunu anladık biz de. Yaklaşık şu ana kadar 300 bin kişi ev alacağım hayaliyle bu kişiler tarafından dolandırılmışlar. Peki hatta Taceddin Bey, Taceddin Bey, bu konuda belirlenen yani ortaya çıkmış, araştırma sonucunda ortaya çıkmış dolandırıcılık yöntemleri var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Çünkü farklı farklı sistemlerden söz ediyorlar. Hiç faiz ödemeden getirin ufacık bir parayla, işte kira öder gibi ev sahibi olacaksınız diye kandıranlar var insanları. Mesela evet, tipik örnekleri var mı sizin bildiğiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Zafer Bey, yaklaşık komisyonda biz bunu 7 saat tartıştık ve ilk kez ben 5,5 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim, Sanayi Ticaret Komisyonu üyesiyim. Bu komisyona geldi bu ve ilk defa bu yasa çıkarken bu işi yapan 7 tane büyük firmanın sahipleri de bizimle komisyon toplantısına katıldılar. Biz orada tabii bunları sıkıştırdık, bu soruları sorduk. Dedik ki yani bunlar bugüne kadar yapıldı, sizin yapmayacağınız ne malum demeye getirdik, ifade ettik. Tabii şu kadarını ifade edeyim. Bunların bugüne kadar çalışırken bir sermaye zorunluluğu yok. Bir bankacılar kanunu gibi kanunu yok. Şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla 7 büyük firma ayda 7 milyar civarında para topluyorlar. Sistem şöyle çalışıyor. Siz gidiyorsunuz bu kuruma, diyorsunuz ki ben ev sahibi olmak istiyorum ya da otomobil alacağım. Onlar diyorlar ki ayda ne kadar ödersiniz? Diyorsunuz ki ben 2000 lira ödemek istiyorum. Sizi diyorlar şu gruba alıyoruz. Yani 2000 TL ödeyebilecek 100 kişilik bir grubumuz var. 2000 çarpı 100, 200 bin TL yapıyor. Size bu ev için 200 bin lira kredi verebiliriz. Ama bu sıranız gelince bu parayı alacaksınız. İki model var. Ya kurayla çekeriz. Hani bu kadınlarımızın altın günü diye bir şey var diye bilirsiniz. O da faizsiz olsun diye her kadın bir altın alır gider evde çekerlerdi, sırayla bir kadın alırdı. Buna benzer bir şey yapmışlar. Ama burada soru işareti şurada. Bunlar inanılmaz derecede lüks, dekorlu, adeta bankalar gibi bürolar tutuyorlar. Personeller var. Bu personellerin maaşları var. Bu büroların giderleri var. Elektriği var, suyu var, telefonu var, kirası var. Bunları nereden karşılayacaksınız diye biz sıkıştırdığımızda da bizde faiz sistemi yok dediler. Peki aidatlar nereden ödenecek? Bankadan ödenecek. Bankadan peki siz faiz almayacak mısınız? Yok, biz faiz almayacağız. Nerede tutacaksınız bu parayı? Paranın bir maliyeti var. Bankada duruyorsa bu da bir faiz almanız gerekiyor sizin. Yok, faiz haram olduğu için biz kesinlikle ona girmeyeceğiz.
Parayı nerede tutacaksınız o da belli değil. Peki alıp giderseniz ne olacak? Geçmişte yaşadık Çiftlik Bank'taki Tosuncu'nun yaptığı gibi. Yani inanılmaz bir bilinmezlik denklemiydi. Evet, ciddi bir şeffaflık sorunu var bu kişilerin sisteminde. Evet, ama burada asıl kullanılan şey bence dini istismar ederek, yani faiz haram mantığıyla belli bir kesime hitap eden yeşil sermaye bu işi hazırlamış. Benim aklımdan geçen şu, sadece burada otomobil sahibi, ev sahibi yapmak için kredi olanağı sağlamıyorlar. Ondan sonra da konutu kimden alacağını, otomobili kimden alacağını da yönlendirecekler. Yani bir nevi bir saadet zinciri, bir alışveriş zinciri oluşturulacak. Bakın bu konuda platform kurmuşlar dedim. 300 bin kişi olduğu rakamını ben platform başkanının yaptığı gazete demecinden aldım. Yani Özlem Hanelçi diye bir başkanı var. Hak sahipleri, konutla dolandırılan hak sahipleri platformu başkanı. Onun basın açıklamasından, gazeteden aldım rakamı. İnanılır gibi değil. Ben aslında olayın şurasındayım. Bu yasanın buraya gelmesi, bu kadar gecikmiş olması, kaç kişinin daha dolandırılması gerekliydi ki 300 bini bulmuş bu rakam? Kaç kişi daha ev sahibi olma hayaliyle kandırılacaktı ki bu yasa meclise komisyona gelsin? Peki. Çok geç kalmış bir komisyon ve ben hala sorunu çözebileceğine tam inanmıyorum. Peki doğrusu. Taceddin Bey, şu soruyu da sormak lazım. Şimdi geçmişte yurt dışı bağlantılı bu tür dolandırıcılık mekanizmaları kurulmuştu. Hatırlayacaksınız, Almanya'da işte oradaki vatandaşlarımızdan para toplayıp burada bir takım işler yapıyorlardı. İşte Jet Fadıl hadisesini hatırlıyoruz vesaire. Evet. Şimdi evet. Bunlar ortaya çıktığında, vatandaşlar da haklı feryatlarda bulunduğunda, o zaman yöneticiler, hatta hatırlıyorum şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bana mı sordunuz şeklinde bir tersleme içinde bulunmuştu. Bugün iktidarın bu konudaki yaklaşımının değiştiğini ya da değişeceğini gözlemliyor musunuz? Şimdi tabii bunun zaten kanun haline çıkarılmasının sebebi mağdur olan insan sayısının fazlalaşması. Ve tabii ki mağduriyet içerisinde olan insan kesimi belli bir kesime ait. Yani faizsiz ev sahibi olacağım anlayışında dini bütün Müslüman insanlar ağırlıkta parayı kaybedince birilerinin kapısını çalmış olsalar gerek ki bu bizim şeye geldi, komisyona geldi. Burada çok doğru bir soru, aslında sorulması gereken soru şu: peki şimdi güvence altına alınacak mı bu insanlar? Bence şu ana kadar geçmişteki toplanan paralarla ilgili bizim çıkaracağımız kanun geçmişi bağlamıyor. Kanun çıktıktan sonra devreye girecek. Bunlar zaten 4-5 yıldır bu işi yapıyorlardı. Ayda 2 milyarda para topluyorlardı. Kendi söyledikleri rakamlar. 7 büyük firma yapıyordu bunu. Yani ayda 2 milyar dediğin zaman bu yılda 12 ile çarptığınız zaman 24 milyar yapar. 5 yıldır yapıyorlarsa 100 milyarın üzerindeki bir paradan bahsediyoruz. Yani bununla ilgili hala hesap verir durumda değiller. Biz şimdi yeni yasada sermayenin arttırılması, işte ortak sayısının anonim şirketlerde biliyorsunuz tek kişiye düşürülmesi meselesi vardı. Bunu doğru bulmadığımızı, 5 kişi hiç olmazsa emniyet açısından takipte ve adli yargıda muhatap sayımız çoğalsın. Bir kişi olunca kaçması kolay ama 5 kişi olunca durum biraz daha farklı olabilir diye. Bu tip bir takım uygulamalar getirdik, yani zorlaştırdık. Bazı yasa maddelerinde de daha bağlayıcı şeyler getirdik ama her şeye rağmen yani piyasada rekabet, güven, denge unsurlarını sağlayabilecek, şirketlerin yükümlülüklerini netleştirebilecek düzenlemeler yapılması gerekirken gecikmesine rağmen doğru bulduğumuz ve desteklediğimiz bir yasa tasarısı bu aslında. Tabii çok eksikleri var. Bu eksikleri de hep birlikte düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Peki. Ama bu şunu göstermiyor. Yani yeni bir Jet Fadıl olayı, yeni bir Çiftlik Bank Tosuncuk meselesini yaşamayacağız anlamına gelmesin. İnsanlar bu konuda yatırım yaparken lütfen dikkat etsinler. Bir de ben 43 yıllık bir iş adamı olarak aklıma şu geliyor. Yani bu tarz işleri yapmak için kendini kanıtlamış yılların bankaları varken, devlet güvencesi altındaki bankalardan kredi alarak ev sahibi olmak varken, otomobil sahibi olmak varken neden bunlara yönelir insanlar? Burada da farklı bir ekonomik örgütlenme modeli mi yapılmak isteniyor? Bu da soru işareti. Evet, tabii ki. Orada da işte faizsiz finans ve mütedeyyin kesimi cezbedecek düşünceler söz konusu. Evet. Sayın Taceddin Bayır, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Zafer Bey. İyi yayınlar diliyorum.